Yenilenebilir enerjiler, yenilikçi tasarımla sinerji içinde. Moda tasarımcısı Tuğba Ergin, iklim krizini kendi tarzında ele alıyor ve koleksiyonunu Bursa'da güneş panellerinin olduğu bir alanda sergiliyor. Oldukça enerji dolu bir şov. Temel değerlerimize sahip çıkıp onu aslında update ederek hani güncel bir yere getirmek bence şu anki tandansı da temsil ediyor. Sürdürülebilirlik aynı zamanda Ece Gözen'in yarattığı kentsel modanın da en önemli özelliklerinden. Gözen tasarım fikirleriyle genç yaşta uluslararası arenada önemli ödüller kazanmış. İlk hazırladığım diploma projemle Vogue İtalya tarafından en vizyoner tasarımcı seçildim ve daha çok yolun başında genç bir tasarımcı olarak böyle bir ödülle kariyerime başlamış olmak tabii ki birçok farklı kapıyı benim için açtı. Ece Gözen ve Tuğba Ergin gibi tasarımcılar Türk modasının uluslararası alanda kabul görmesini sağlıyor. Tekstil sektörü Türkiye ekonomisinin temel direklerinden biri ve en önemli ihracat sektörü. Türkiye dünyanın en büyük 6 tekstil tedarikçisinden biri. Ancak olumsuz yanlar da var. Ülke aynı zamanda büyük bir iklim kirleticisi. Tasarımcılar buna karşı hareket ediyor. Tuğba Ergin, Türk moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin öncüsü olarak kabul ediliyor. Giysilerin aynı anda hem zarif hem de sürdürülebilir olabileceğini kanıtladı. Kendi markasını kurmadan önce 20 yıl boyunca büyük moda markaları için çalıştı. Ben ilk meslek hayatına denim endüstrisinde başladım. Tabii ki denim üretim süreçlerinde çok ciddi miktarda su ve kimyasal tüketimi olmakta. Ve ben bu sektörde çalıştığım süre içerisinde ileride ben kendi markamı yaparsam eğer bunu nasıl daha iyi yaparım diye düşünmeye o zamanlarda başlamıştım. Ergin, yüksek kaliteli kabul edilmeyen, aksine endüstriyel atık olarak kabul edilen malzemelerle denemeler yapıyor. Örneğin eski otomobil lastiklerinden yapılmış çantalar tasarladı. Yaklaşık 4,5-5 sene kadar tamamen bu malzemeyle yaşadım diyebilirim. Öncelikle araba lastiği çok ilginç bir malzeme, iç şambreller. Üzerlerinde gördüğünüz gibi böyle kendine ait dokular ve yaşanmışlıkları var. Bazen bunların üzerlerinde yamalar oluyor. Şu an buradakilerin üzerinde yok sanırım ama bunları ben deriyle kombinledim. Genelde de vejetal deri kullanıyorum. Tuğba Ergin güçlü, kendine güvenen, çevreye duyarlı kadınlar için tasarımlar yapıyor. Bu koleksiyonuna Cesur Yeni Dünya adını vermiş. Ece Gözen yeni, alışıldık olmayan malzemelerle çalışıyor. Tekstil endüstrisinin çevreyle ilgili taahhütleri onun için yeterli gelmemiş ve kendi adına adımlar da atmaya karar vermiş. Modanın dünyaya en çok zarar veren sektörlerin başında geldiğini bilen bir tasarımcı olarak ve doğayı ve bilim aşığı bir insan olarak daha farklı ve kendi dünyama daha çok yansıtmam gerektiğini anladım. Ece Gözen'e göre geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden kullanmak yeterli değil, daha radikal bakış açısı değişimi gerekli. 32 yaşındaki tasarımcı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tekstil ve moda tasarımı okudu. 4 yıldan fazla bir süre önce moda, tasarım, biyoteknoloji ve sanatı bir araya getirmek amacıyla Gözen Institute'u kurdu. Burada biyolog, mimar ve sanatçılarla çalışıyor. Eğer daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak istiyorsam, sorunun temelinden ben problemi çözmek istedim. Bu da benim için materyaldi. 4 yıldır deneyler yapıp endüstri için sürdürülebilir materyaller üretmeye çalışıyorlar. Vegan deri oluşturmak için de bir formül bulmuşlar. Enstitüde sadece biyomateryal yetiştirilmiyor, aynı zamanda bu ürünlerin neye dönüşeceği üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Normal işte dana derisini, hayvanı büyütmek ve beslemek için hem dünya üzerinde bir alana ihtiyacınız var, aynı zamanda da onun kullanacağı kaynakları, su, yem ve diğer bir sürü kaynağa ihtiyacınız var. En önemlisi de yaklaşık 3 sene gibi bir zamanınız var. Biz burada aynı şartlarda 3 senede bir hayvandan elde edebilecekleri laboratuvar şartlarında 2 ile 3 hafta arasında üretebiliyoruz. Tuğba Ergin de sektördeki üretim süreçlerini yeniden düşünmenin zamanının geldiği görüşünde. İnsanlarda bilinç artmaya başladı neyse ki. Çünkü gerçekten çok önce yaşanması gereken süreçleri ancak yaşıyoruz. Bu zamana kadar aslında doğadan aldıklarımızı bir tekrardan geri verme, belki de bir özür dileme hareketi olarak da görüyorum.
Ece Gözen ve Tuğba Ergin, sürdürülebilirliğe odaklanan yeni nesil tasarımcılar.